Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mantar soslu tavuk büftek yapacağız. Bunun için şöyle tavuk göğsümüz var. Öncelikle bunları şöyle ince ince açıyoruz. İkiye bölmemiz kafi oluyor. Çok da inceltmemize gerek yok. Bu büftek olacak. Sote gibi yapmıyoruz. Bu şekilde. Tavuklara herhangi bir marinasyon işlemi uygulamayacağız. Sadece biraz tuz, karabiber ve kırmızı biber yapacağız. Lezzet katsın. Tuzumuzu atalım. Karabiberi serpiyoruz. Kırmızı toz biberimiz. Biraz da pul biber. Acı seviyorsanız çok da atabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şöyle bunlar birbirine her tarafını iç çekti diye şöyle bir karıştıralım. Hepsi soslu olmuş olsun. Gördüğünüz gibi büfteklerimiz hazır. Bir kenarda dursun. Ortalığı biraz toparladık. Böyle mantarlarımızı limonlu sirkeli suda biraz bekletiyorum. Hem temizlensin hem de dezenfekte olsunlar diye. Şimdi bunları küçük parçalar halinde doğrayacağız. Çok ince yapmıyoruz. Şöyle orta kalınlık. Eriyip gitmesin yemeğin içinde. Bir süre beklesinler burada. O arada biz diğer malzemelerimizi hazır edelim. Bunu da kenara alıyoruz. Gene temizleyelim ortalığı. Şöyle iki tane orta boy soğanımız var. Bunları da doğruyoruz. Soğanımızı da kırmızı alalım. Şöyle iki diş sarımsak doğrayacağız. İki tane de yeşil biber doğrayacak içine. Onları da ince ince gibi doğramaya çalışalım. Ana malzemelerimiz bunlar. Şöyle göstereyim. Tavuğumuz var. Mantarımız var. Soğan ve sarımsağımız. Yeşil biberimiz. Bunun yanında biraz dereotu, biraz maydanoz. Beşamel sosu için. Süt, un ve biraz da tereyağı. Harika bir yemek çıkaracağız ortaya hep beraber. Şimdi ocağımıza tenceremizi aldık. Altını açalım. Az bir yağ koyalım.
kabuklarımız yapışmasın, iyice kızmasını bekliyoruz. Tavuklarımızı mühürleyeceğiz öncelikle. Evet arkadaşlar, yağımız kızdı. Şimdi tavuklarımızı önlü arkalı mühürlüyoruz. Çok fazla pişirmiyoruz çünkü sosla da bayağı pişecek bu. Onun için şöyle hafif beyazlaştığı zaman alacağız ocaktan. Önemli olan suyunu bırakması. Suyu içinde kalsın ki yumuşak olsun tavuklarımız. Tavuklarımız gayet güzel pişmeler. Yaklaşık 6-7 dakika gibi bir sürede hepsini pişirmiş olduk. Ocağımızın altını kısalım azıcık. Şimdi buna bir yemek kaşığı kadar da yağ ekleyelim. Margarin ya da tereyağı nasıl arzu ederseniz. Tavukların pişmiş olduğu yağ soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı atıp bunları bir karamelize etmemiz gerekiyor. Nasıl kaşığı soğanını. Soğanlarımızın rengi dönmeye başladı. Şimdi biberimizi de ekliyoruz buna. Biraz kavuruyoruz, soteliyoruz bu şekilde. Biberlerimiz de yumuşamaya başladı. Şimdi bunun içine mantarını da atacağız. Ocağımızın altı açık olsun ki mantarlar suyunu salmasınlar. Lezzeti içinde kalsın. Ve mantarımızı da süzdürerek içine atıyoruz. 5-6 dakika kadar soteleyip pişireceğiz. Şu ana kadar baharat, tuz vesaire atmadık, dikkatimizi çekilse. Onları en son koyacağız. Şimdi tenceremizin ağzını da kapatalım. Bu şekilde 5 dakika. Bu şekilde 5 dakika kadar daha. Mantarlar yumuşadı. Mantarlarımız pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Şöyle 1-1,5 kaşık kadar un koyuyoruz kabımıza. 1,5 su bardağıyla süt katıyoruz. İçine biraz tuz, biraz da karabiber atacağım. Yeterlidir. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Güzelce ununu eritiyoruz. Evet arkadaşlar, sosumuz da hazır. Bunu mantarımız piştiği zaman içine dökeceğiz ve gene bir 5-10 dakika beraber kaynaşmaları için. 5 dakika kadar geçti. Mantarlarımız olmuştur. Şimdi açalım. Oo. Şöyle bir karıştıralım. Ocağımızın altında şimdi kısalım biraz ki soğumasını bekliyoruz. Sosumuzu da, beşamel sosumuzu da yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyoruz. Bu tarif kremasızdır. O yüzden beşamel sos koydum ben. İsterseniz kremalı da yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, sosumuz kaynamaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi krema gibi bir kıvam aldı.
Şimdi bunun içine ince ince doğradığımız maydanoz ve dereotlarımızı katıyoruz. Çok koyu olursa içine birazcık süt ya da su ekleyebilirsiniz kendin. Ama benim kıvamım gayet güzel görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Arzu ederseniz içine sevdiğiniz baharatlardan da atabilirsiniz. İşte karabiberdi, pul biberdi, ekşi seviyorsanız sumaktı. Bu şekilde bir iki dakika daha böyle bir birbirlerine geçsin tatları bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bütün tatlar birbirine karıştığına göre şimdi tavuklarımızı içine atabiliriz. Tavuklarımızı da koyalım. Harika bir yemek olacak. Oldu gibi sayılır. Tavukları ellediğim zaman zaten böyle puf puf geliyor elime. Doğru yoldayız. Bu da bunu gösteriyor. Şöyle suyunu da döküyorum üstüne. Şimdi tavuklar sosu çekene kadar yaklaşık bir 5 dakika kadar bunu böyle bu şekilde kaynatacağız. Ağzını kapatıyoruz. Altında birazcık açtım. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi altını biraz kısalım. Kısık ateşle kaynamaya devam etsin. Evet, tavuğumuz oldu. Şimdi bunu servis tabağına alacağız. Bir de öyle göreceğiz. Bir de kesip içi nasıl pişmiş ona bakalım. Böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişmiş durumda. Afiyet şeker olsun.